Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir konsepte hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi birçok internet sitesi gizemli kutular satıyor. Belli paralar karşılığında içinden ne çıkacağını bilmediğimiz teknoloji ürünleri gönderiyorlar bize. Bundan dedik ki 10 tane alalım, bakalım içinden ne çıkacak. Şimdi ürünlerimiz iki koli halinde geldi. İlanda vallahi iPhone vardı ama bakalım çıkacak mı? Şimdi arkadaşlar 120 lira civarına aldık dedim ama ilanın linkini videoya koyalım diye baktığımızda gördük ki 500 lira olmuş. O yüzden artık içinden ne çıkıyor bilmiyoruz ama birini kenara bırakıyorum. Birini de ortaya doğru alıyorum. Ya üstünde iPhone'lar vardı, AirPods'lar, Apple ürünleri havada uçuşuyordu. Bakalım gerçekten uçuşan bir şey var mı? Yoksa uçan tek şey bizim paralarımız mı hani? Açtık kutumuzu. Oy! Oy! Evet, bir adet akıllı saat çıktı arkadaşlar. Robo marka. İlk defa duydum. Bilen varsa söylesin. Bir adet kılıf çıktı ama ne kılıfı lan bu? Vallahi iPhone 7 kılıfı çıktı galiba. Evet, for iPhone 7. Bir iPhone 7 kılıfımız var. Bu ne? Samsung Galaxy A23 kılıfı var. Neden? Bir tane daha. Ben bunların hepsini bir çıkarayım, ondan sonra tek tek bakalım ya. Bir adet adaptör ve kablo çıktı. 3.0 diyor. Bakıyoruz 2.2. Bir tane hızlı şarjı var galiba. Bak, bak klaslığa bak. Gördün mü? Evet, şöyle bir açalım bakalım kablomuzu. Aa, iPhone için ha. Sahte olduğuna dair çığlıklar atan bir adet kablomuz var. Şöyle bir sert çeksem kopar mı? Deneyeceğim hemen. Yok, çok asıl asılmadım ama. Yok, kopmadı. Sağa doğru yatmış. Şurayı görüyorsunuz. Diğerleri de full sağa doğru yatık bir şekilde geldi. Acaba giriyor mu bu? Bir şey söyleyeyim mi? Girmiyor. Girmiyor malzeme. Ben bunu ne yapacağım? Şurayı da alanını ince yapmışlar. Buraya da girmiyor zaten. Hani şuradan giriyor ve boşluktan girmiyor da değil. Hiçbir şekilde içine girmiyor. Böyle bir şey var mı ya? İyice sağ tarafa doğru yattı. Evet, adaptörden bir halt olmadı maalesef ki. Bunu kullanamayız. İlk karımız bir adet sahte Lightning kablo. Ya bunun bu arada kılıfı güzelmiş ama ha. Yani biraz tatlı duruyor. Aa bak, dekoratif bir kılıf. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aşırı kötü de değilmiş. Tutması gerekmez mi? Hani şöyle iç tarafta şöyle görünsün diye. Evet, git. iPhone 6 Plus'ı olan varsa yorumlarda yazsın. Bunu ona göndereceğim. Ama kutusu olmadan göndereceğim. Anne baba kılıfı diyorum ben buna. Siz anladınız bence benim demek istediğimi. Benim annemin mesela telefon kılıfları böyledir her zaman. Yani iPhone 6'sı ona göndermeyeyim ben bunu ya. Ben başka bir şey göndereyim size. Şimdi yenisini açıyorum. Kılıftan bol bir şey yok. Ben tek tek kılıf mı inceleyeceğim ya? Al, buraya kart sokarsın. Ama düşer. Ben bunu bu tarafa koyayım. O zaman A23 kullanan kimse ona verelim. Şuna biraz sonra geleceğim. Şöyle ve hemen yeni kılıfımızı açalım. Ya bunların bu arada tanesi 120 lira gibi bir duruma geldi. Aha buradaymış. Bu ne ya? Yok, iPhone 7'ymiş bu da. Ama yani sert bir plastik. Ya bu telefonu korumaz, bu telefona daha çok zarar verir telefon düştüğünde. Kılıflarla çok zaman kaybetmeyeceğim ya, hepsi kılıf çünkü. Bu da iPhone 6 Plus kılıfı arkadaşlar. İnanır mısınız, şu an elimde bir iPhone 6 Plus kılıfı daha var. Bu şey gibi değil mi ya, belli dükkanlar vardır ya, telefon malzemesi satarlar. Bunlar da dışarıda durur ama artık tozdan ölmüştür yani. O adamlar onları toplayıp elinden çıkartıyorlar, başka bir şey değil yani. Bunları açmaya bile artık tereddüt edemeyeceğim. Bu da iPhone 7. Bunu normalde 6 ay falan kullanınca bu hale gelmesi gerekmiyor mu bunların? Bir tane de 7 Plus. Bunlar böyle kılıf işte arkadaşlar. Yani birisine hediye edeyim deseniz herhalde arkanızdan küfür eder yani. Olduğu gibi çöpe gidecek bir para. Evet. Elimizde iki tane güzel gibi duran ürün kaldı. Oha, LG'ninmiş. Şunun fiyatına baksana be. Bu da açılmış kutu. Yani şurada bir bantı var. Kapalı değildi o bant. Burada yok bile zaten o bant. Aa, tatlıymış. Bu yok, çakmak mı geldi lan? Şaka yapan. Bir dakika ya. Evet. 2500 liraymış. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Oo, bu sola. Mami, bu da seninki. Bundan sonra deneyeceğiz bu arada arkadaşlar. Nasıl çalıştığını bir anlayalım. Mami, sana Robor'dan smartwatch aldım kardeşim. Yalnız. Yalnız. 2 yıl garantisi varmış. Robor. Hemen şöyle bir açmayı deniyorum. Beklenen oldu. Micro USB ile şarj oluyor bu arada. Bir Apple Watch'a benziyor arkadaşlar. Zaten onun direkt çakması belli ki. Şu tarafında plastik var. Eski tip. Bunu çıkartıyoruz ve evet. Buradan da micro USB'mizi takıp şarj ediyoruz. Kendi adaptörü var. Robor yazan. Az sonra ona bakalım, birazcık şarj olsun. I have a camera. Geçiyorum diğer kutuma. Buradan da bir 2,5'luk bir şey çıksa bu arada ben fitim ya. Sıkıntı yok yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Her şeye birer tane malzeme koymuşlar. Diğerleri çöp. Kılıf. 6 Plus kılıfı. 6 Plus kılıfı. Bu da 6 Plus kılıfı galiba, emin değilim. 7 Plus kılıfı. 7 Plus kılıfı. Kılıf kılıfı. Aa, şunu güzelliğe bak. 6 Plus kılıfımız var. Bu da 6 ve 6 S için bir kılıf. Yine aynısı. A23. Bunu da kiminse yer açılmamış kutu veririz ona. Ya bu kılıfları tekrar incelemeyeceğim arkadaşlar. Kılıfların hepsi sağ. Bir adet yine Lightning girişi olduğu söylenen bir şarj aletimiz var. En azından bu
yerine girdi arkadaşlar. Yani çok çok ihtiyacımız olduğunda eğer telefonumuzun ölmesini göze alıyorsak kullanabileceğimiz bir ürün. Şöyle bir çekelim bakalım ne olacak. Evet uzadı. İçinden uzadı hissettim bu arada. Çok da aşırı asılmamıştım ama onu bu tarafa atayım. Bu ne ya? Cyrox Travel Charger. Travel Charger ne oluyor? Oha! İnce uçlu şarj aleti değil mi ya bu? Lan Mami askere gidecek. Mami al bu senin için. Buna bir 10 yıl daha bekle daha pahalı olur zaten bu. Ve bakar mısın bak açılmış kap ama AirPods'um. Ay şuna bak şuna. AirPods'lardan yıllardır beklediğim şu olay robot tarafından yapılmış. Şuna şöyle niye ayakta durmuyor ki AirPods'lar? Bence durmalı bu arada. Bak şöyle ne güzel. Ne kadar muhteşem duruyor arkadaşlar. Farkında değil misiniz? O Watch'la aynı marka. 1 amper şarj aletiyle şarj ediniz. 1 amper şarj aletini ben nereden bulacağım sana? Lütfen bu kulaklığı ağır baskı altında aşırı kullanmayın. Su ve sıcaktan uzak tutunuz. Sıcak havada ben kullanmayacağım bunu. Wi-Fi, router ve diğer yükseklerden uzak tutun. Önlemek için frekans verici ekipman sinyal elemanının kesilmesi. Hangi dilden çevirdiniz bunu? Lütfen bu kulaklığı çalışma alanı ve bağlı cihazlar arasında herhangi bir engel yoksa etkisi daha iyi olur. Yani tabii ki deneyeceğim sizin için kulağımı feda edip. Şunu söyleyeyim malzemesi aşırı kalitesi hissettiriyor. Bunu da bir şarja takalım arkadaşlar. Ben şunu bir çıkarayım. Artık daha iyisi geldi. Şöyle bir takalım. Kolumda böyle duruyor kendisi arkadaşlar. Ama şuradan ekranın aslında yarım olduğunu görebiliyorsunuz. Yani ekran gövde oranı mükemmel ve bir tık sağ çok az bir yatıklığı var ekranın. Tam olarak olması gereken şekilde durmuyor. Şöyle menüsü var. Acaba büyüyor küçülüyor mu menü? Çark hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Sadece şu açıp kapatma düğmesi. Ya bir dur be. Nereye gidersem gideyim menü açılıyor. Ya kurtulamıyorum menüden şu an. Tamam gel kişiler. Bağlı değil. Bağlamak ister misiniz? Bağlan. Öncelikle Bluetooth açılsın mı? Bir zahmet. Yeni sorgu cihazı. Watch 5 L. Bu mu acaba? Bu cihazı kullanmak için uygulama gerekir. Aynen. Gerekiyor da aynen. MagTV 2 diye bir uygulamaymış. Nereden buluyorsunuz bu uygulamaları? Aç diyelim. Bak Bluetooth açtık. Bu arada farklı menü geldi gördün mü? Bir de buradan farklı menü. Ay lütfen kayan pencere izini açın. Tamam. Düşük bir. Ya dur bir dakika. Halledeceğiz. Cihaz bağla. Watch 5 LE. Modeli buymuş. Şu an bulduk mu birbirimizi? Dur bakalım buraya bakacağım diye. Ben şu an bağlı mıyım değil miyim nasıl anlayacağım? Veriyi senkronize et. Veriyi senkronize et dedik. Arama hatırlatması diyelim bir izin ver diyeyim. Telefondan saate bağlandı. Okeyledi. Ama saat şu an telefona bağlanmıyor ve arıyor diyor. Hayır arama... Bulmuyor ki ya. Aha bu. Doğru. Eşleştir. Vallahi eşleştirdi. İzin ver. Hayır kesme. Evet şimdi bağlıyız. Mami'cim beni bir kere daha arar mısın? Aha. Arkadaşlar bir saniye telefonum çalıyor. Alo. Alo. Sesim geliyor mu kardeşim? Şu anda sesim geliyor. Nasıl netlikte geliyor? Yani bir derin. Tamam senin sesin bayağı kötü geliyor ama. Benim sesim kötü mü geliyor? Evet. Bana bir şeyler anlat Mami'cim. Bugün ne yaptın mesela? Teşekkür ederim kardeşim. Gel aşağıya. Evet arkadaşlar yani ses konusunda çok verimli olduğu söylenemez açıkçası. Şöyle bir uygulamasını açayım. Şu an için kalp ve uyumayı ölçüyor diyor. Kalbi ölçeyim mi ya acaba gerçekten ölçüyor mu? Başlat bakalım. Nasıl ölçeceğiz? 75-86 dedi. Şimdi bende bir tane Galaxy Watch 5 var. Bir de onu da ölçelim bakalım bu ne diyecek bana. Bir de sen ölç. Aynı anda bir ölçün bakalım. Evet, 56 BPM. Ben ölüyorum galiba bu arada ya. Bunu da vereyim mi? Ver bir de onu ver. Bir de Huawei GT2 de ölçelim arkadaşlar. Evet, 75, 88. Robo'yu 2 dakika bir çıkaracağım. Şu an olay başka bir şeye döndü çünkü. Bir daha ölçer misin ya? Ben bir gariplik var gibi sezdim. Bu saati... 80'miş kalp atışım. Kabul. Ya arkadaşlar saat çok kasıyor. Gerçekten şuna bakar mısınız? Yani sinirden şimdi vuracağım yere. Ya bunu alın. Tamam mı? Ben bunu hatta devam etmeyeceğim. Şöyle kaldı. Böyle kaldı. Apple Watch'muş gibi en azından ekranı kapalıyken kolunuza dursun ama tabii burada durduğu için bir zarar verir mi bilemiyorum açıkçası. Ama 600 liralık akıllı saat var elimizde. İsterseniz eğer bunu yorumlarda yazın. Bunun incelemesini ayrıca yapalım. Belki 600 liraya değecek bir özelliğe sahiptir diyorum ve şu anlık Robor Watch LE ile vedalaşıyorum. En sevdiğime geri döndük. Bunun adı ne ya? Şarj kutusunun kapağı aç ve kulaklığı çıkarın. Otomatik olarak eşlenecektir. Aha ışıklar. Evet eşlen otomatik olarak. AD ve GD LED diye iki tane anlamsız şey var. Ben bir daha Bluetooth kapat açıyorum. Aha R110. Bence bu. R110. R110. Eşleşiyor dedi. Eşleştir. Vallahi eşleşti. Nasıl duruyor kulakta? Kulağa casting. Hemen bakıyoruz. Bir müzik açıyorum. Dışarı geliyor mu ses? Mesela otobüste, metroda biri yanınızda bunu kullanıyor olsa duyarsınız ya. Çalışıyor vallahi bu şeyler ya. Fonksiyonları. Bir de sese bakalım bir.
Bunda bir cızırtı var. Genel olarak yok aslında ama bunda bir cızırtı var. Yani kullanılır mı? Şöyle düşünüyorum. Bence var gideri ya açıkçası. Ama şimdi bu markayı bilmiyorum ben arkadaşlar. O yüzden hani izinleri tam mıdır? Bu ürünler kontrol edilmiş midir? Başınıza bir şey gelir mi kullandığınızda sağlıksal olarak bir zararı olur mu? Bilemiyorum. Yani bu ürün böyle. Tek hoşuma giden şey de şöyle istediğimde ayakta durabiliyor olması. Bir de ne bileyim şekilden şekle, renkten renge girebiliyor. Onun neden olduğunu da anlamadım zaten ama. Bunun fiyatı ne kadar Mami? Şaka yapıyorsun ya. Şaka yapıyorsun. Evet, 550, 650 ve geldik en pahalısına. Hazır mısın? 2500 lira. Ahmet yeni geldi arkadaş, ona gösteriyorum. LG'nin 360 kamerası. Bak şimdi, böyle durmaz arkadaşlar diyorlar. Bak, şak kendine tripod. 7-8 sene öncenin ürünüymüş arkadaşlar. SD kartla çalışıyor, micro SD kartla hatta. Şöyle göstereyim. Uygulaması arkadaşlar eskiden Play Store'da ve App Store'da varmış ancak şu anda yok. Biz de APK olarak indirdik ama çalışmadı, bağlanmadı. 16 megapiksellik kamerasıyla fotoğraflar çekebiliyoruz ve videoları da QHD kalitesinde çekebiliyoruz. 3 tane mikrofonu varmış ve bununla 5.1 kanallı surround ses alabiliyormuşuz. Deneyelim. Şöyle kenarlarında 2 tane klips var. Bunları basarak şu şekilde çıkartabiliyoruz. Bıdın diye küçük bir ses verdi. Evet, şu an beni arkadaşlar ve Mami'yi LG 360 üzerinden görüyorsunuz. Şöyle bir el sallayayım. Şöyle bir hareketler yapayım. Bir de cihazı hareket ettirelim bakalım nasıl bir tepki veriyor buna. Bir de Mami'yi görüyoruz şu an. Oy. Ürünün fiyatını tekrar söyleyeyim arkadaşlar, 2500 lira. Eğer alıcısı varsa, kullanıcısı varsa gayet tatlı ama bunların artık bugüne uyumlu olanları 15-16 bin liradan başlıyor. Ha, 7 yıl önceki ürün neden 2500 lira? Bunu ayrıca yorumlarda siz tartışırsınız diye düşünüyorum. Bu ürünümüz de bu kadardı. 650 lira değerinde bir akıllı saatimiz olmuş oldu. 500-550 liralık bir kulaklığımız var ve 2500 lira değerinde LG'nin 360 kamerası var elimizde. Yani yaklaşık 1200 lira falan harcadık. Üzerine aldıklarımız bunlar. Yani genel olarak baktığımızda kârda çıktık diyebiliriz ama açıkçası ben günlük hayatta bunları kullanmayacağım. O yüzden atıyorum, kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa onlara vereceğiz en azından. Onlar için faydalı olmuş olacak. Bir sonraki videomuzda eğer hoşunuza gittiyse bu konseptimiz, biraz daha bütçemizi artırarak başka gizemli kutular alacağız. Ve nereden hangi gizemli kutuları almamızı isterseniz bunları da lütfen yorumlarda belirtin. Acaba o beklediğimiz iPhone'a, hayal ettiğimiz iPhone'a ulaşabilecek miyiz diyorum ve bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Eğer eğlendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.